Arkadaşlar bakın Omera'da dalga ve rüzgara yaklaştırmadı. Hamurum burada. Şimdi bunu birazcık daha unla sertleştirdim. Buraya geldim. Burada en azından rüzgar yok. Her zamanki gibi önce merayı ufak böyle hemen şöyle ufak ufak siftikleyip balıkları çekeceğim buraya. Kokusuna da alıştıracağım. Bu yemin güzel yanlarından biri de bu. Hem çok fazla çıkıyor, çok bereketli, hem de iyi çalışıyor. Bu sefer sadece sardalya, konserve sardalya. Şöyle göstereyim. Konserve sardalya. Migros un ve bir adet normal yumurta kullandım. Yapabildiğim en sert kıvamı yaptım. Aslında dinlendirsem çok daha iyi olacak. Fakat şu anda öyle bir imkanım yok. Şimdi ben bir yemleyeyim. Tekrardan size hemen haber vereceğim. Görüşürüz. Yumurtayla falan kıvamını bu sefer daha çok beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi ilk atışı yapacağım. Bakalım. Tabii gönül ister böyle büyük sargoz falan çıksın ama. Sargoz, çupra falan çıksın da. Bilemiyorum. Bakalım kısmette ne varsa. Bu arada kokusu çok fena. Bu yemi yaparsanız kokusuna hazırlıklı olun. Gerçekten. Ellerimi sabunladım. Sabunladığım halde çıkmıyor. Hadi bismillah diyorum, ilk atış. Neyse, Allah'tan bugün burası atış yaptırıyor. Evet, aldım. Aldım bakın. Yem çalışıyor abi. Yem gerçekten çok güzel çalışıyor. Ve çok pis yutmuş. Bak gırtlağa kadar, gırtlağa kadar almış. Yem gerçekten çok güzel çalışıyor. Şimdi forceps zamanı. Bu sefer forceps'i beraber getirdim. Şimdi şunu bir sağlam tutalım. Önceden bu sargozların ağzından kancayı alamıyordum. Ama şimdi forceps'imi getirdim. Artık forceps'le almak mümkün olacak. Aç bakayım ağzını. Evet, bakın forceps'imle çok güzel bir şekilde çıkarttım. Tamam, hayvanımız hala canlı ve kendinde. Şöyle bakın. Hemen geri salıyoruz. Evet, yüzdü ve gitti. Çok güzel. Gerçekten forceps iyi çalışıyor. Normalde bu forceps olmasa kesinlikle alamazdım hayvanın gırtlağını. Devam. Bir can daha yakaladım ama bunlar hep küçük balıklar ya. Büyükler yok. Su berrak. Büyükler kendini göstermiyor. Kötü yutmamış. Şöyle çıkartıyoruz hemen ağzından. Yem çok güzel çalışıyor. Neredeyse her atışta balığım var. Tamam. Bakın bu da şöyle küçük, çok küçük bir sargoz. Hemen salıyorum. Ve bir tane daha aldım. Yem gerçekten mükemmel çalışıyor. Mükemmel. Neredeyse boş yok. Ama şimdi ben buraya gelmeden önce başka bir meraya gittim. Omera'da bunların irileri çıkıyor böyle 400-500 gram. O da sadece dalgalı, rüzgarlı, köpüklü havada çıkıyor. İşte sorun, çok rüzgar olduğu zaman kargıyla atış yapamıyorsunuz. Bakın yine çok tatlı, harika bir sargoz ama ufak bunlar. Fakat arkadaşlar bu yemin çalıştığını kesinlikle ve kesinlikle kanıtlıyor. Bakın. Atar atmaz hemen hayvan geliyor ve alıyor. Ya arka arkaya balık alıyorum, beklemiyorum. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak, ne kadar tatlı. Şuraya bak. Ne kadar güzel bak. Çok tatlı ya. Çok güzel değil mi? Salıyoruz hadi. Devam. Daha çok yemimiz var. Hem yemlerim hem avlarım. Bakın elimde böyle küçük küçük parçalar yapıyorum. Peşinde atıyorum. Bunlarla yemliyorum. Arkasından hemen kargıyı yolluyorum.
bu zaman ne oluyor? Beslenme çılgınlığı oluyor. Tüh, bu sefer kaçırdım. Aldım arkadaşlar, aldım. Çok geri gelmiyor bu. Gelmiyor bu. Bu geçirdi. Gelmiyor çünkü çok iri bir sokar. Bakın yemimiz çalışıyor. Vallahi köpek gibi çalışıyor bu yem ya. Gerçekten çok iyi çalışıyor bu yem. Çok iyi çalışıyor. Şunun büyüklüğüne bak ya. Şunun büyüklüğüne bak. Sokar severler buna bayılır bayılır. Şimdi bu bizi sokmadan şundan bir yemimizi alalım. Çok zıplama. Yem çalışıyor ve işin güzel yanı bütün balıklara hitap ediyor. Bakın şöyle göstereyim size. Kanca şurada. Forceps hemen tutuyorum. Kilitliyorum forcepsini. Tık çıkarttım. Güvenle bak. Çok güzel. Şimdi balığı size göstereceğim ama bu balık biliyorsunuz biraz tehlikeli. Bakın arkadaşlar şöyle bir sokar. Bizi sokmadan bunu geri salıyoruz. Gerçi kalsın ya, bu sefer yiyeceğim, tadına bakacağım. Hadi devam ediyorum. Aldım. Aldım. Oo, bu ne lan? Arkadaşlar şuna bakın, ne yakaladığıma inanmayacaksınız. Ne yakaladığıma inanmayacaksınız. Şuna bakın arkadaşlar. Lan bu bir akya yavrusu lan, liçiye amya yavrusu. Şuna bak. Şuna bak, yemimize ne geldi. Şuna bak, yemimize ne geldi. Bu bir akya yavrusu, liçiye amya yavrusu. Abi bu yem çok iyi çalışıyor be. Dur, çok kaygan bu. Bunu hemen kurtarıp salalım. Bu çok büyüyecek. Ve biz bunu büyüdüğü zaman avlayacağız. Evet. Aldım, çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın. Hatta alttan bir darbe yemiş bu hayvan. Şuraya bakın. Buna bir şey saldırmış. Allah Allah. Şuraya bakın neler neler yakalıyoruz. Hadi git bakalım. Saldım. Biraz sersemlemiş ama kendine gelecek. Hadi devam bakalım. Son atışı yaptım. Varsa var, yoksa gideceğim. Çünkü 10 gündür hava, deniz kötü. Verim alamıyoruz. Ama ay düzeliyor. Dolunaydan yeni çıktı. Haftaya çok güzel avlar yapacağız inşallah. Bu arada kaçırdım ben. Aldım. Bu ne lan? Abi bak işte neler var. Bak nelerle uğraşıyoruz. Sargoz yok, karagöz yok. Bak. Horoz bina. Horoz. Balık yokken bunlar geliyor işte. Saçma sapan. Yok. Birkaç kişi daha geldi şu buruna, öbür tarafa. Hiçbir şey alamadılar. Ben gene iyi kötü bir 3-5 parça aldım. Şu hayvanı bir kurtarıp salayım. Sonra da avı bitireyim. Aldık. Evet arkadaşlar, bu videomda böyle oldu. Lütfen kusura bakmayın. Çok balık yakalayamadım. Biliyorsunuz hava şartları balık avında çok önemli rol oynuyor. Özellikle basınç ve hava durumu. Bu konuyu Google'da araştırın. Ben şimdi burada anlatmaya başlarsam çok uzun sürer. Yem hakikaten mükemmel. Kokusu elime sindi. Az önce ellerimi sabunladığım halde çıkmadı. Sanırım bu hamuru bir gün dinlendirirsek ertesi günü çok güzel olur diye tahmin ediyorum. Bununla ilgili denemeler yapacağım. Yem bu şekilde, yani sardalya, un ve bir tane yumurta akı. Yumurta akı sizlerden geldi bağlayıcı olarak. Gerçekten de hamur böyle daha böyle bir sıkılaştı. Şimdi ben biraz güneşte bıraktım ama bitireceğim diye de. Bununla da şimdi balıkları besleyeceğim. Arkadaşlar bakın, farklı yemlerle çok güzel balık avladığım videolarım var. Kanalımın videolar kısmına bakın. İlk defa kanala gelmişseniz bunları kanalımda videolar kısmında aratıp bulup izleyin. Açıklama kısmına da ben birkaçının linkini ekliyorum. Yeni, farklı ve sıra dışı efsane bir yem videosunda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.